Bu dersimizde talebin fiyat esnekliği konusuna giriş yapacağız. Kulağa son derece havalı geliyor olabilir. Aslında oldukça basit bir konuyu anlatıyor. Talebin fiyat esnekliği, ekonomistlerin bir ürün ya da hizmet için talep edilen miktarın fiyattaki değişimlere göre ne kadar hassas olduğunu, yani fiyattaki değişimlerden ne kadar etkilendiklerini göstermek için kullandıkları bir kavram. Bu video boyunca talebin fiyat esnekliğini büyük E harfiyle göstereceğiz. Esnekliğin ya da elastikiyetin E'si olarak hatırlayabilirsiniz. Aşağıda yazdığım P fiyatı, üstüne eklediğim D ise talebi ifade ediyor. Ve E'yi de miktardaki yüzde değişimi bölü fiyattaki yüzde değişimi olarak hesaplayacağız. E eşittir miktardaki yüzdesel değişim bölü fiyattaki yüzdesel değişim. Hatırlayın, Üçgen gibi görünen delta işareti değişimi ifade ediyor. Q miktar P ise az önce söylediğim gibi fiyat demek. Tabii bu konunun günlük hayatımızda da sıkça kullandığımız esneklik ya da fizikte daha sık karşımıza çıkan elastikiyet kavramıyla nasıl bir ilgisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Gözünüzün önüne iki tane halka ya da bilezik getirmeye çalışın. Bu halkalardan biri esnemeyecek bir malzemeden, örneğin metalden yapılmış olsun diğeri ise esnek bir malzemeden, örneğin lastikten yapılmış olsun. Şimdi esnek olmayan halkaya ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın esnemeyecektir. Yani pek değişmeyecektir öyle değil mi? Belki kırılabilir ya da kopabilir ama esnek olmayan bir cismi esneterek büyütemezsiniz. Çünkü elastik değildir. Ama söz konusu olan esnek bir halka olduğunda aynı kuvveti uyguladığımız takdirde büyüdüğünü ve diğerine göre çok daha fazla esnediğini göreceğiz. Aslında öğreneceğimiz konuda her ne kadar fiziksel bir kuvvet uygulanması söz konusu olmasa da, miktarın fiyattaki değişimlere göre ne kadar esnediğini, yani ne kadar elastik olduğunu ölçümlemeyi amaçlıyoruz. Fiyattaki değişime göre talep edilen miktarın çok fazla değişiklik gösterdiği bir durumu esnek olarak tanımlayabiliriz. Esneklik yüksek olduğunda burada elde ettiğimiz değer de büyük bir değer olacak. Talep edilen miktar fiyattaki değişimlerden çok fazla etkilenmiyorsa bunu da esnek olmayan bir durum olarak tanımlayabiliriz. Fiyatı ne kadar çekersek çekelim miktar esnemiyor, aynı yerde duruyor. Tüm bunların ne anlama geldiğini sayısal örneklerle somutlaştırdığımızda daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İsterseniz hemen buradaki talep tablosuna bir göz atalım. Eskiler talep cetveli de derler. Tabloya ait grafiği de burada görebilirsiniz dikey eksende hamburger fiyatları var. Yatay eksende de saat başına talep edilen burgerlerin sayısı ya da miktarını görüyoruz. Buraya not ettiğim talebin fiyat esnekliği formülünü kullanarak grafik üzerindeki farklı noktaları talebin fiyat esnekliği açısından değerlendirelim mi? Buraya hemen yeni bir sütun ekleyeceğim. Çünkü talebin fiyat esnekliğini yazacağız ve bunu hesaplamak için son derece basit bir yöntem kullanacağım. İlerleyen videolarda daha farklı yöntemler, örneğin orta nokta yöntemi üzerinde de duracağımızı hemen eklemek istiyorum. Ama şimdilik en basit olanla başlayalım. Bu arada bu yöntemi uygularken size zayıf yönlerinin ne olduğundan da bahsedeceğim. Yine de ileri seviye ekonomi ya da mikroekonomi dersleri için bile bu yöntemin yeterli olacağını bilmelisiniz. O halde isterseniz A noktasından B noktasına gelirken talebin fiyat esnekliğine ne olduğuyla başlayalım. Bunun talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişime oranı olacağını söylemiştik. Peki, miktardaki yüzdelik değişim nedir? Başlangıç miktarı 2 olduğundan paydaya bunu koyalım. 2'den 4'e yükseldiği için 2 eklemiş oluyoruz. 2 bölü 2'yi %100 ile çarparsak miktardaki yüzdelik değişimin %100 olduğunu buluruz. Bunu bir de fiyattaki yüzdelik değişime bölmemiz lazım. Bakalım buna karşılık gelen fiyattaki yüzdelik değişim neymiş? Başlangıçtaki fiyat 9'du. 9'dan 8'e düşüyoruz. O halde buraya eksi 1 yazacağım. Çarpı %100. Bu da yaklaşık olarak eksi %11'lik bir değişime karşılık gelir. İşlemi de yapalım. %100'ler birbirini götürecek. Burası 1 olacak. 1 bölü eksi 1 bölü 9 eksi 9'a eşittir. Talebin fiyat esnekliğini eksi 9 olarak bulduk. Bunun ne anlama geldiği hakkında konuşmadan önce diğer noktalardaki esnekliği de hesaplayalım mı? Evet, eğri üzerindeki farklı noktalardan, diğer noktalardan birine doğru ilerlediğimizde neler olduğuna bakacağız. Örneğin, E'den F'ye ilerlediğimizi düşünürsek, az önce yaptığımın aynısını yapmamız lazım. Miktardaki yüzdelik değişim nedir? Başlangıç miktarı 16 idi. Sonra 18 oluyorsa buraya 2 yazıyorum. Çarpı %100. Miktardaki yüzdelik değişim 2 bölü 16 çarpı %100. Fiyattaki yüzdelik değişim ise başlangıç fiyatı 2 sonra 1 oluyor. Yani buraya yine eksi 1 yazmamız lazım. Eksi 1 bölü 2 çarpı yüzde 100. Burası 1 bölü 8'dir ve payda yaklaşık olarak yüzde %12, 12,5'e eşittir. Yazıyorum yüzde 12,5. Burası ise eksi yüzde 50 olacak. Fiyattaki yüzde 50'lik bir azalma miktarın yüzde 12,5 artmasına sebep olmuş. %12,5 %50'nin 1 bölü 4'üdür. O halde talebin fiyat esnekliği bu defa da eksi 0,25 oldu. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerde gördüğünüz rakamlarla ilgili bazı şeylerin dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Talep eğrisi bir doğru olmasına rağmen, başka bir deyişle eğimi sabit olmasına rağmen, talebin fiyat esnekliğinin grafiğin farklı noktalarında değiştiğini görüyoruz. Bunun sebebini de aslında matematiksel olarak açıklayabiliriz. A'dan B'ye giderken başlangıç fiyatları oldukça yüksekti. Başka bir deyişle fiyat 1 bir birim azalsa bile başlangıçtaki fiyat yüksek, yani 9 birimdi. Bu yüzden yüzdelik değişimde göreceli olarak daha düşük oldu. Ek olarak miktardaki yüzdelik değişimde son derece yüksekti. Miktar 2 iken 4'e çıkarsa bu %100'lük bir değişime denk geliyordu eğrinin diğer ucuna ilerlediğimizde ise E ve F noktalarını ele alırsak fiyatın başlangıç değeri düşük ve bu yüzden de fiyatı bir birim düşürmenin bile yüzdesel olarak büyük bir değişime karşılık geldiğini görüyoruz. Benzer şekilde E'den F'ye ilerlerken miktar zaten büyük olduğundan buna iki birim daha eklemek yüzdesel olarak büyük bir değişim yaratmıyor. Bu arada talebin fiyat esnekliğini grafik üzerinde A'dan B'ye doğru hareket ederek hesaplamak yerine B'den A'ya doğru ilerleyerek hesaplasaydık farklı bir değer elde edeceğimizin de farkındasınız değil mi? Bunun sebebi başlangıç fiyat ve miktarlarının farklı olması. Başlangıç fiyatı 8, başlangıç miktarı da 4 olacağından sonuç da farklı olacaktı. Yöntemin zayıf yönlerinden ya da olumsuz yönlerinden biri işte bu. Videonun başında da söylediğim gibi bu hesabı yapmamızı sağlayan ortak nokta yöntemi gibi başka teknikler de var. Ve bu gibi yöntemler kullanarak daha istikrarlı sonuçlar elde etmek mümkün. Yani A'dan B'ye ya da B'den A'ya gitmeniz fark etmez. Sonuçlar değişmiyor. Bu yöntemleri henüz işlemeyeceğiz ama varlıklarından haberdar olmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de bir sonraki ders videosunda aynı hesabı bu yöntemle yapmayı deneyebiliriz. Neyse, bu videoyu bitirmeden önce son olarak isterseniz bir de bu gördüğümüz sayı ve oranları nasıl yorumlayabileceğimize değinelim. Öncelikle konuyla ilgili yorum yapabilmek için talebin fiyat esnekliğinin mutlak değerini ele alacağız. Esnekliği tanımlamak için değişimin pozitif ya da negatif olması değil, değişimin boyutu ya da büyüklüğü önemli. Bu sebeple mutlak değerin işimizi kolaylaştırdığını düşünebilirsiniz. Burada talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri 9'a, burada ise 0,25'e eşit. Eğer talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri birden küçükse, esnek olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri birden büyükse, esnek olan bir durumdan söz edebiliriz. Peki, bir de işin mantığını düşünelim. Bu söylediklerim ne anlama geliyor olabilir? Burada fiyattaki belirli yüzdesel bir değişimin miktar üzerinde küçük bir yüzdesel değişime sebep olduğunu görüyoruz. Burada ise fiyattaki aynı yüzdesel değişim miktarda daha büyük bir yüzdesel değişime sebep olur. Videonun başında verdiğimiz halka örneğini çağrıştırıyor, öyle değil mi? A'dan B'ye giderken taribin fiyat esnekliğinin mutlak değeri birden büyükmüş. Ekonomistler böyle bir durumu esnek olarak tanımlarlar. E'den F'ye ilerlerken ise, talibin fiyat esnekliğinin mutlak değeri birden küçük olduğu için esnek olmayan bir durumla karşı karşıyayız demektir.